Hoş geldiniz. Benim ismim Pınar Mengüç, Bilim Akademisyenler ve bugün sizi yine zevkle ağırlamak istiyoruz. Bugün başka bir olay var. Umarım seveceksiniz. Ben de ilgili izleyeceğim. Burada bugün Can Kosçaz hocamızı dinleyeceğiz. Aslında 2 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde. Geriye bakarsanız bayağı büyük bir iz bırakarak gelmiş buraya kadar. Bundan yıllar önce, 2003 yılında Bilkent Üniversitesi fizikten mezun, sonra Washington Üniversitesi'nden doktorasını alıyor. Arkasından İsviçre'de CERN'de çalışıyor 3 yıl boyunca, teorik fizik grubunda. 2012'de Trieste'ye geçiyor, Uluslararası İleri Çalışmalar Yüksek Okulu'nda postdoc olarak çalışıyor. 2014-17 arasında da Field Madalyası'nı alan, yani bu matematiğin Nobel'i sayacağımız, ödülü almış olan Shin-Tung Yao'nun grubunda bir zaman çalışıyor. Matematik dersleri veriyor. Umarım kendisi de alacak bir zaman önce. Çünkü aldığı çok değerli birkaç ödül var. Bir tanesi Mustafa Parlor ödüldü. Bir de 2 yıl önce aldığı BAGE ödülü. Bilim Akademisi Genç Bilim Adamları. Ben fazla konuşmayacağım. Can Hoca'yı davet edeceğim. Kendisi bize sicimi anlatacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bu çok güzel tanıtım için hocama çok teşekkür ediyorum. Sizlere de gelip bu konuşmayı dinlemek için buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Bilim Akademisi'nde de bu kendi ilgimi çeken araştırma yaptığım konularla ilgili bana konuşma fırsatı verdiği için de teşekkür ediyorum. Bugün size kendi araştırma konum olan sicim teorisiyle ilgili konuşmak istiyorum. Ne olduğuyla ilgili ve diğer lakabı da her şeyin teorisi. Şimdi sorabilirsiniz, acaba hakikaten her şeyin teorisi mi? Hani bu hala aslında bir soru işareti olan bir araştırma alanı. Bugün 4 madde altında veya 4 soruyu cevaplamaya çalışacağım. Bunlardan ilki, her şeyin teorisi dediğimiz zaman biz fizikçiler ne anlıyoruz? Yani amacımız ne? Her şeyin teorisini bulmak için veya neyin peşinde, neyi arıyoruz? Ondan sonra anlatmaya çalışacağım şey, neden böyle bir teorinin var olduğunu inanıyoruz? Yani bizi böyle bir teoriyi aramaya iten ne? Bunu anlatmaya, bu motivasyonumuzu anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da sicim teorisi nedir? Çok basit olarak matematiğine veya teknik detaylarına girmeden fikirler üzerinden nasıl bir teori olduğunu ve neleri cevaplamaya çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Bir de en son hani bugün ne aşamadayız bundan bahsedeceğim. Bunları yaparken size başka bir meslektaşımdan, Hollywood meslektaşımdan örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz Sheldon Cooper, Big Bang teorisi seyredenler var. Çok güzel. O zaman yabancı gelmeyecek. Bu 7. sezondan bir bölüm. Ve bu bölümün özelliği de, bu bölümün özelliği Sheldon sicim teorisi hiçbir yere gitmiyor. Bırakıyorum diyor. Hatta görüyorsunuz elinde jeoloji kitabı var. Jeolojide biliyorsunuz ilişkisi bayağı bir hastalıklı. Yani jeoloji mi yapsam acaba diye. Bunu benim arkadaşlarımdan birine, beraber çalıştığım arkadaşlarımdan birine seyrettiriyorlar zorla. Çocuk sevmiyor, hiç izlemek istemediği bir dizi. Sicim teorileri böyle portre ettikleri için. Canı sıkıldığı için arkadaki tahtalara bakıyor. Arkadaki tahtalara bakmaya başlıyor. Hani acaba ciddi ciddi buraya saçma sapan şeyler mi yazıyorlar, yoksa doğru düzgün bir şeyler mi yazıyorlar diye. Görürken şurada kırmızı belki tam gözükmüyor. Neyi devam geri gidiyor. Neyse çok kullanmıyor kontrolü. Bir tane diyagram görüyor. Diyor, bu aslında fizikte kullandığımız, teorileri tanımlamak için kullandığımız bir diyagram. Belki de gerçekten fizik koyuyorlar deyip diğer tahtalara bakmaya başlıyor. Ve daha sonra çok enteresan bir sürprizle karşılaşıyor. Bu gördüğünüz formüller ve şekiller kendisiyle beraber yazdığımız bir paper'dan, makaleden. Yani Sheldon'ın son sicim teorisi bir yere gitmiyor diye çalıştığı makale sanki benim de yazarlarından biri olduğum bir makale. Bu işte bizim makaleden ana görüntüler. Şu tahtayla aynı formüller.
İşte başka diğer bir tahtadaki formüller, bizim hesapladığımız şeyler. Ne yazık pointer kullandıkça geri gidiyor. Ve en son şu tahtadaki de benim hesapladığım bir büyüklük. Dolayısıyla Sheldon Cooper'ı çok sizin teoride kalmaya ikna edemedik. Daha sonra tabii bu bir motivasyon oldu. Benzer şeyi en yakındaki insanlardan biriyle denedim. O da gördünüz belki kızımla. O zaman daha küçüktü. En önemli sizin teori kitaplarından birini verdim. Sonra gayet açık bir tepki verdi. Bunu burada değiştirmeye çalışacağım. Yani amacım, hani buradan ayrıldığınız zaman umarım bu akşam, sizin teorisi güzel bir şeymiş demek. Hani bununla ilgili belki kitap okursunuz, belki genç arkadaşlar varsa bu konuda araştırma yapmak ister. Değiştirmeye çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Tamam, o zaman ilk dediğim soruyla başlayalım. Neden? Yani her şeyin teorisinden bir fizikçi ne anlıyor veya biz ne arıyoruz bilim insanı olarak? Tabii her şeyin teorisi tırnak içinde yazdım. Birazcık böyle çekici bir isim. Hani bunu zaten sicim teoriciler değil, başka sicim teorisi dışındaki insanlar vermiş. Bazen buna da ihtiyacımız oluyor bilim insanı olarak. Sebeplerinden bir tanesi de bu karikatür çok hoşuma gitti Selçuk Erdem'in. Orada söylüyor işte hani hayatım boyunca adadım, çalıştım filan ama çok ilginç olmuyor. Yani ilginç bir şey bulmanız gerekiyor. İşte Tanrı parçacı vesaire. O zaman işte kafama elma düştü de hani olsun gibi. Her şeyin teorisi bir bakıma o. Hani insanların daha çok ilgisini çekmek için de konulmuş bir ana ad. Ama tabii ki bilimsel bir karşılığı var. Bilimsel karşılığını geçmek için o zaman doğadaki bildiğimiz, gözlemlediğimiz etkileşimlerle başlayalım. İlk etkileşim hepimizin daha bebekken, daha hiç dünya yeni yeni tanımaya başladığımız zaman keşfettiğimiz kütle çekimi veya yer çekimi. Bıraktığımız bir cismin yere düşmesi. İlk karşılaştığımız etkileşim bu. Daha sonra elektromanyetik etkileşimiyle yani iki tane mıknatıs ya da ışık bunlara görmeye başlıyoruz. Bunlarla etkileşmeye başlıyoruz ve günlük yaşantımızda bu konuşmayı ben size verirken beni görmenizi sağlayan, bizim bu dünya üzerinde durmamızı sağlayan aşağı yukarı yaşadığımız her şeyde arkasında olan bu iki etkileşme. Yani kütle çekimi ve elektromanyetik etkileşme. Ama bunların dışında iki tane daha gizli kahraman var. Bunlardan bir tanesi güçlü çekirdek etkileşmiş denen etkileşme. Neden? Çünkü Rutherford'dan beri biliyoruz ki atomların içi çoğunluğu boştur. İçlerinde bir çekirdek vardır ve çekirdeğin içinde de nötron ve proton dediğimiz parçacıklar var. Protonlar pozitif yüklü. Dolayısıyla birilerini itiyorlar. Şimdi eğer kendi başlarına bırakırsanız bunlar birilerine uzaklaşacaklar. Dolayısıyla bunların birbirine uzaklaşmaması için, bir arada kalabilmeleri için bunları yapıştıracak, birleştirecek bir kuvvete ihtiyaç var, bir etkileşime ihtiyaç var. Bunu sağlayan etkileşim güçlü çekirdek etkileşimi. Dolayısıyla bir bakıma da hani bizim var olmamızı sağlayan kuvvetlerden, etkileşimden biri güçlü çekirdek etkileşim. Çünkü atomun varlığını sağlıyor. Diğer bir etkileşim, daha az bilinen veya gözlemlenen, şey olarak hani günlük yaşamda o da zayıf çekirdek etkileşimi. Bu etkileşimin sorumluluğu da yani yaptığı da bir nötronun protona dönmesini sağlıyor. Bu dönüşüm sayesinde radyoaktivite yani bir nükleer santralde enerji elde edebiliyorsak bunu zayıf çekirdek etkileşimine borçluyuz. Dolayısıyla şimdiye kadar tabii bu liste büyüyebilir. Daha fazla etkileşimler bulabiliriz ama şu ana kadar biliyorsunuz fizik en deneysel bir bilim. Deneye bağlıyız ve deneyle gözlemleyebildiğimiz etkileşimler sadece bu dört tanesi. Ve şimdiye kadar başardığımız bu üç tanesini yani kütle çekim dışındaki diğer üç etkileşmeyi aynı çatı altında standart model verilen, adı verilen bir model altında birleştirebiliyoruz. Tek problem yer çekimi veya kütle çekimi. Onu bir şekilde diğer, hani anlayamadığımızdan değil, anlayabiliyoruz ama aynı çatı altında birleştiremiyoruz. Her şeyin teorisi diye anlatmaya çalıştığımız veya bulmaya çalıştığımız şey, öyle bir teori yazalım ki, bütün bu dört etkileşmeyi de aynı çatı teori altında birleştirebilelim ve gözlemlediğimiz bütün deneylere uyumlu, herhangi bir tahmin yaptığımız zaman, laba gidip ölçtüğümüz zaman bulabileceğimiz, doğru sonuçlar bulabileceğimiz bir teori elde etmek. Peki gözlemlemeye çalıştığımız bu yani nasıl bir
çerçeve içinde bu kuramları anlamaya çalışıyoruz, bu teorileri anlamaya çalışıyoruz. Birçoğunuz bu kediyi biliyor, Schrödinger'in kedisi. Hani zavallı kediye zehir verdiler, her türlü işkence yaptılar ve ondan sonra öldü mü ölmedi mi diye üzerine bayağı bir geyik yapılan kedi. Bu kuantum mekaniği, yani eğer küçük nesnelerden bahsediyorsak kuantum mekaniği kullanıyoruz. Diğer bir çerçeve olarak kullanacağımız kuram veya model, o da biliyorsunuz Einstein'ın özel görelilik teoremi. Daha çok E eşittir mc kare diye bilinen formülün veya en belki bilinen fizik formülü mc karenin ait olduğu teori, özel görelilik teorisi. Şimdi kuantum mekaniğiyle ne anlamaya çalışıyoruz? Eğer ışıkla madde etkileşiyorsa bunu doğru anlama şekli kuantum mekaniği kullanmakla gerçekleşiyor. Ya da bir gazı ısıttınız, ışık saçmasını sağladınız. Mesela neon lambalarda olduğu gibi size belli bir ışık geliyor. O ışığın içinde hangi renkler var diye sorduğunuz zaman bunu ölçebiliyorsunuz. Ama bunu açıklamak istiyorsunuz matematiksel olarak. O zaman yine kuantum mekaniğine başvurmak zorundasınız. Ya da bir cismi ısıttınız, biliyorsunuz ısındıkları zaman ışık gelmeye başlıyorlar, değil mi? Turuncu, sarıya doğru ilerliyor. Veya bu lambaların flamanları var, ısındıkları zaman ışık veriyorlar. Bu ışığın spektrumu nedir diye sorduğunuz zaman gene doğru açıklaması kuantum mekaniğiyle oluyor. Ve bunu bu tip deneyler insanlar 18. 19. yüzyılın sonunda yapmaya başladıkları zaman görüyorlar ki klasik mekanik, yani o zamana kadar bildikleri fizikle hiçbir deneyi açıklayamıyorlar. Dolayısıyla yeni bir kurallar bütünü bulmaları gerekiyor. Onun adı da kuantum mekaniği. Aynı zamanda tarihsel olarak bunlara paralel olarak özel görelilik gelişiyor ve hani teknik olarak gerekli, yani Newton mekaniğine insanlar çok ciddi olarak inandıkları halde teknik olarak değiştirilmesi gerektiği düşünülmeye başlanıyor. Ve Einstein'la beraber diğer bilim insanları özel görelilikle görelilik buluyorlar. Ne zaman özel görelilik gerekli? Eğer arabanız ışık hızına çıkıyorsa ya da seyahat ettiğiniz uçak ışık hızına yakın bir hıza çıkıyorsa, öyle bir uzay gemimiz olsa, o zaman özel görelilik kullanmamız gerekecek. Ya da aslında elektromanyetik, yani mıknatıslarla, yüklerle, elektrik yükleriyle oynuyorsanız gene özel görelilik arkasında bu mekaniği. Tabii diyeceksiniz ki yani ışık hızına çıkan veya yaklaşan herhangi bir araba yapmadık, uçak yapmadık ama onun yerine küçük parçacıklar, mesela protonları o hızları çıkartabiliyoruz. Bunları nerede yapıyoruz? Cenevre'de, CERN'de, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı içinde ışık hızına yaklaştırabiliyoruz protonları. Hatta şöyle bir kafanıza canlanması için şöyle bir karşılaştırma yapayım. Büyük Hadron Çarpıştırıcısından çıkan bir demetle ışığı aynı anda Ay'a doğru iletin, yollayın. Bir saniye sonra bakın, ışık Ay'a ulaşmış olacak. Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki protonlar sadece 20 metre geride kalacaklar. O kadar hızlı hareket ediyorlar ve oradan biliyoruz ki öyle hızlı parçacıkları eğer bahsediyorsak özel görelilik kullanmamız gerekiyor. Ve tabii ki deneyle teori gayet mükemmel bir şekilde test edilmiş durumda. Peki bu ikisini birleştirebilir miyiz? Yani elimizde bir tane parçacık var ve çok hızlı gidiyor. Yani aynı Schrödinger'in kutusunda koyduğumuz kedi gibi, kedi gibi onu bir kutuya koyduk ve çok hızlı bir şekilde hareket ettiriyoruz. Bu ikisini birleştirebilir miyiz? Bu ikisini birleştirebiliyoruz. Hem eğer elimizde küçük parçacıklar, yani kuantum mekaniğinin geçerli olduğu parçacıklar varsa ve bunlar çok hızlı hareket ediyorlarsa ikisini birleştirip yeni bir teori kurabiliyoruz. Özetlemek gerekirse bildiğimiz fizik, yani şu anda burada gözlemlediğimiz fizik, yani eğer ben bu herhangi bir top alıp fırlatırsam bunun yörüngesini hesaplamak için kullandığımız formüller Newton tarafından bulunan formüller. Eğer derse ki ben o topu yaklaşık ışık hızına yakın bir hızda atıyorum, o zaman Einstein tarafından bulunan özel görelilikle hesaplamam gerekecek. Yok, eğer aynı deneyi bir tenis topuyla değil de atıyorum bir elektronla yapmaya kalkarsam, küçük bir parçacıkla yapmaya kalkarsam, o zaman Heisenberg ve Schrödinger'in öncülük ettiği ve daha birçok burada adını sayamadığım bilim insanının öncülük ettiği kuantum mekaniğini kullanmam gerekecek. Peki küçük parçacığı dediğim gibi ışık hızına yakın bir hızla getirirsem, o zaman
ikisini değiştirmiş olacağım. Bu da Dirac ve diğerlerinin öncülük ettiği relativistik, yani göreleli kuantum mekaniği ile kullanmam gerekecek. Şimdi ilk başta bu belki teorik bir, akademik bir ilgi gibi gözükebilir ama bunun çok önemli ve anlayışımızı, bütün fizik anlayışını değiştiren bir etkisi oldu. O da şu. Eğer iki parçacık arasındaki etkileşmekten bahsediyorsak, mesela demin bahsettim, bir protonla çekirdek içindeki diğer proton, bunlar birbirlerini itiyorlar diye biliyoruz. Şu soruyu sorabilirsiniz. Bunların birbirini itmesi için gerekli mekanizma nedir? Aynı şekilde Newton yer çekimiyle işte ilgili çalıştığı zaman dünyanın güneşin etrafında yörüngede kalması için ne gerekli diye yazdığı zaman bir kuvvet yazdı ama mekanizmasını açıklamadı. Böyle bir kuvvet vardır. Bu kuvvet nereden geliyor sorusunu sorarsanız o zaman relativistik, yani göreleli kuantum mekaniği bize şunu söylüyor. Aslında iki parçacık, burada gördüğünüz insanlar gibi, birbirleri arasında başka parçacıkları transfer ediyorlar. Yani buradaki insanlardan birini bir proton gibi düşünün, diğerini de diğer proton gibi düşünün. Bunlar ikisi birbirine parçacıklar atarak itebiliyorlar. Ya da burada bumerang örneği verilmiş. Bir bumerang gibi başka bir etkileşmeyle de birbirini çekebiliyorlar. Bu demin bahsettiğim bir proton ve diğer proton için arada birbirlerine yolladıkları parçacık aslında ışık. Foton. Ve bu ikisinin etkileşmesiyle iki protonun parçacık değişmesiyle birbirlerini itebiliyorlar. O zaman en büyük sorulardan biri ve şu ana kadar cevaplayamadığımız tam olarak sorulardan bir tanesi şu. Demin bahsetmiştim, 3 tane etkileşmeyi buna benzer bir yapıyla açıklayabiliyoruz, buna benzer bir modelle açıklayabiliyoruz. Peki kütle çekimini de aynı şekilde açıklayabilir miyiz? Yani Dünya ile Ay'ın birbirini çekmesini bir parçacık değişimi olarak anlayabilir miyiz? Ve bu parçacığa da bir isim verdik. İngilizceden gravity'den gelen graviton. Gravitonu Google'a yazdığınız zaman bulduğunuz, ben de bilmiyordum, bu çıkıyor. Meğer böyle bir de Marvel'ın bir karakteri varmış. Ve bizim aradığımız proton, graviton, bu graviton değil. Ya kütle çekimini sorumlu olan parçacık. Bunu teorik olarak da, yani sadece gidip deneyle bulmanın zorluğu dışında, bunu diğer bütün bildiğimiz fizikle uyumlu bir şekilde teorik olarak da yazabilmek çok zor. Onun dışında kütle çekimi, dediğim gibi aslında kütle çekimini anlıyoruz. Kütle çekimini kuantum mekaniği kullanarak anlayamıyoruz. Problemimiz o. Bunu nasıl beceriyoruz? Bunun en güzel yolu, en şu anda başarılı yolu Einstein'ın özel görelilik kuramını genelleştirerek, adından da anlaşılacağı zaten bariz, genel görelilik kuramıyla. Çünkü özel görelilik kuramında iki tane şey yok. Eğer bir parçacık, yani bir mesela bir roket düşünün. Bir roket düşünün. Bu roket eğer uzay boşluğu içinde ivmeleniyorsa özel görelilik bununla ilgili hiçbir şey söyleyemiyor. Ya da o uzay mekiği gitti bir gezegene kondu. O gezegen içinde orada deneyler yapıyor. Mesela oradaki düşme hızını anlamaya, düşme ivmesini anlamaya çalışıyor. Böyle deneyler yapıyor. Bunu da anlamıyor özel görelilik. O yüzden Einstein bu iki durumu da, çünkü günlük hayatımızda bunlar karşılaştığımız durumlar, hem ivmelenme hem de yer çekimi, bunları da içerecek bir teori yazabilir miyim diye ve genel görelilik buluyor. Ve inanılmaz zahiyane bir fikri var. Diyor ki eğer bir grup bilim insanı bir füze içinde belli bir ivmeli hareket yapıyorsa ya da aynı grup bilim insanı bir gezegen üzerinde deney yapıyorlarsa ve dışarıyı görmüyorlarsa ivmelenme ile yer çekimi alanı içinde olmayı ayırt edemezler. Yani yapacakları hiçbir deney onların ivmelenen bir kapsülde mi olduğunu yoksa belli bir gezegen üzerinde duran bir kapsülde mi olduğunu ayırt edemez. Bu basit fikir, basit gibi gözüken fikir sayesinde genel göreliliği buluyor. Ve uzaya ve zamana bakışımızı tamamen değiştirecek bir paradigma değişimi yaşatıyor bize. Burada
Güneş'le Dünya, Ay'ı görüyorsunuz. Bunlar birbirini çekiyor diye biliyoruz. Einstein diyor ki aslında belki bunlar birbirini çekmiyorlar. Olan şey şu. Bir tane büyük kütleli bir cisim var. O cisim etrafındaki uzay ve zamanı, görevliliğin en önemli bize öğrettikleri şeylerden biri, uzay ve zamanı ayrı ayrı düşünmememiz gerektiği, bunu bir uzay zaman bütünlüğü olarak düşünmemiz gerektiği, diyor ki o uzay zaman bütünlüğünü herhangi bir büyük kütleli obje, büyük kütleli cisim bükebilir, değiştirebilir. Ve onun etrafındaki parçacıklar da o oluşan deformasyondan oluşan yolları takip etmek zorundadır. Aslında burada bir çekim yok. Sadece bir deformasyon var ve o deformasyonu takip eden diğer başka parçacıklar var. Yani bir şekilde aslında biz hepimiz o dünyanın yarattığı o uzay zaman deformasyonundan etkileniyoruz. Dünya bizi çekmiyor. Bu teori çok başarılı bir teori ve her geçen gün hala 1916'da tamamlanmış olmasına rağmen, üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala test edilen ve hala her testten çok başarıyla geçen bir teori. Hatta bazı başarılarını duydunuz ve hatta günlük hayatınızda belki buraya gelirken de kullandınız. Mesela ilk en büyük başarılarından bir tanesi ışığın büyük objeler etrafında yolunun değişip düz çizgilerde değil, eğik çizgilerde gitmesi gerektiğini söylemesi. Einstein bunu tahmin ediyor. O zamana kadar kimse böyle bir şey olacağını düşünmüyor. Ve şu aradaki iki ışık arasındaki açıyı hesaplayabiliyor Einstein kendi kurduğu teoriyle. Ve özlemlendiği zaman bu açı, ölçüldüğü zaman Einstein teorisiyle inanılmaz uyumlu bir değer bulunuyor. Onun dışında, hatta bir daha geri gideyim. Şurada göstereyim, bu geride kalmış birazcık. GPS sistemi. Değil mi? Arabalarımızda kullandığımız navigasyon sistemi. Bu sistemde genel görelilik etkilerini kullanarak çalışabilen bir sistem. Çünkü arabamız ve elimizdeki telefon uydularla haberleştiği zaman o haberleşme sırasında belli ufak genel görelilik tarafından söylenen zaman büzülmeleri var. Eğer onları hesaba katmazsanız GPS sistemi çalışmıyor. Onun dışında geçen sene veya birkaç sene önce gözlemlenen ve geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Nobel Fizik Ödülü'ne layık görünen yer çekimi dalgaları. Nasıl elektromanyetik dalgalar var, cep telefonumuz baz istasyonunda konuşurken elektromanyetik dalgalar kullanıyorsa, yani parçacıklar, yüklü parçacıklar hareket ettikleri zaman bir dalga yayıyorlarsa, benzer bir şekilde eğer çok büyük kütleli, kara delik gibi, nötron yıldızı gibi objeler birbirleri etrafında dönüp çarpışarak birleşiyorsa bunlar da etraflarına bir dalga yayıyorlar. Bu da Einstein'ın yine genel görelilik teorisinin bir tahmini ve ancak birkaç yıl önce bu yeterince teknolojiyi geliştirip bunu gözlemleyebildik. Ve bunu gözlemler dediğim gibi Nobel Fizik Ödülü'nü aldılar. Birkaç hafta önce, belki bir ay önce de haberlerde, gazetede gördüğünüz başka bir haber olmuş olması lazım. O da kara deliğin ilk defa gözlemlenmiş olması. Kara delik tanımı gereği kara. Çünkü ışık kaçamıyor içinden. İçine düşen ışık emiliyor, geri yansıtılmıyor. O yüzden gözlemlemede çok zor objelerdi. Ya da bu objeleri gözlemlemek için gerekli teleskoplar çok büyük olması gerekiyor. Yani neredeyse dünyanın büyüklüğünde teleskoplar olması gerekiyor. Çok dahi bir şekilde birçok radyo teleskobu birbirleriyle senkronize ederek bu resmi çekmeyi başardılar. Bu resmin en önemli özelliklerinden biri şu. Belki bazınız Interstellar filmini seyrettiniz. Orada da bir kara delik var. Orada da buna benzer bir görüntü var. Ve neredeyse birbirlerinin aynısı. Çünkü Interstellar filmindeki kara delik görüntüsü daha bu görüntü çekilmeden önce Einstein'ın genel görelilik kurumu tarafından hesaplanmış olması tahmin edilen bir görüntüydü. Gözlemlemesi tahmin edilen bir görüntüydü. Ve deneyle teori mükemmel bir şekilde tekrar uydular. Dediğim gibi yer çekimini, kütle çekimini anlatan elimizde mükemmel bir teori var. Ama problem bu kuramı diğer
etkileşmeleri anlatan, kuantum mekaniğine dayanan kuramlarla birleştirmeye kalkarsak problemler çıkıyor teknik olarak ve bunu bir türlü beceremedik şimdiye kadar. Peki şunu diyebilirsiniz, belki doğa böyle yaratıldı. Yani doğa bu şekilde var. Bunu yapacak bir şey yok. Yani bunları birleştirmenin belki imkanı yok, belki birleşmeleri gerekmiyor. Neden? İlla her şeyin teorisi olması gerek. Yani bütün etkileşmeleri içine alan bir teorinin var olduğuna inanıyorsunuz. Bunu sorabilirsiniz. Bu çok önemli, mantıklı bir soru. Bunu aslında yani bütün etkileşmelerin beraber olması gerektiğini söyleyen bize aslında doğanın ta kendisi. Çünkü şimdiye kadar nasıl, yani Newton'dan beri modern fiziğe baktığınız zaman gördüğünüz şey, ne kadar fizik anlarsanız aslında o bir teoriye doğru sizi sürüklüyor. En basitinden, mesela kütle çekimiyle başlayalım. Dediğim gibi ilk anladığımız, ilk bildiğimiz, hani çocukluktan, bebeklikten bildiğimiz etkileşim kütle çekimi. Aslında burada da bir birleşme var. Nedir o birleşme? Newton'un yaptığı birleşme nedir? İnsanlar Newton'a kadar şunu düşünüyorlardı. Bizi dünya üzerinde kontrol eden kanunlarla gökyüzüne, yıldızlara baktığımız zaman onları hükmeden kanunlar birbirinden farklı kanunlar. Newton ne dedi? Aslında bunlar farklı kanunlar değil. Bir elmayı yere düşüren mekanizmayla aynı şekilde ayı dünyanın yörüngesi tutan mekanizma tıpatıp aynı. Dolayısıyla iki tane farklı bilinen fizik Newton tarafından birleştirilmiş oldu. Daha sonra başka bir birleştirmeyle karşılaştık. O da elektrikle manyetik kuvvetler arasında. Yüklü parçacıklarla mıknatısların birbirine alakası olmadığını düşünüyorduk. Ama yaptığımız deneylerle, kurduğumuz teorilerle anladık ki aslında elektrik ve manyetik de iki teori yok. İki tane farklı etkileşim yok. Sadece elektromanyetizma dediğimiz bir etkileşme var. Ve özellikle Einstein'ın özel görelilik kuramıyla beraber fark ettik ki aslında elektrik ve manyetik alan dediğimiz şeyler birbirinin belki aynısı. Sadece kimin, hangi gözlemcinin olaya baktığıyla ilgili o farklar. Bunun dışında dediğim gibi radyoaktiviteden sorumlu zayıf etkileşme vardı. Üç tane bilim insanı, Weinberg, Glashow ve Salam 1979 yılında Nobel aldılar. Elektromanyetik etkileşmeyle aslında zayıf etkileşmenin birleştirilebileceğini buldular. Ve elektrozayıf etkileşme denen kuram ortaya çıktı. Dolayısıyla ve bununla birçok parçacığın yeni parçacığı tahmin edebildiler ve deneylerde gözlemlenen mekaniği veya ölçülen değerleri açıklayabildiler. Daha sonra güçlü etkileşmeyi anlamak için ortaya atılan kuram, kuantum renk dinamiği, o da diğerleriyle birleşerek standart modeli oluşturdu. Gördüğünüz gibi ilk başta farklı farklı düşündüğümüz etkileşmeler zaman ilerledikçe, biz daha iyi fizik anladıkça hepsi sanki bir teoriye doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Bunun dışında tabii bu birleştiği zaman acaba sicimler olacak mı? Onun dışında şunu da sorabilirsiniz. Demin dediğim gibi standart model bir kuantum teorisi, kuantum mekaniğinin etkili olduğu bir teori. Kütle çekimi için kuantum teorisi olmalı mı? Hani neden yine bunda illa olması gerekli diye ısrarcıyız. Onunla ilgili de şöyle hem teorik, yani teorik şöyle bir motivasyonu söyleyebilirsiniz. Einstein'ın genel görelilik teoreminin söylediği şey veya kuramın söylediği şey kara deliklerin varlığı. Ki bir önceki slide'da gösterdim. Artık kara delikleri fotoğrafını da çekebilecek durumdayız. Kara deliklerin var olduğunu biliyoruz. Hawking ile Bekenstein bundan 30-40 yıl önce kara deliklerin entropileri olmaları, belli bir düzensizlik ölçütü olması gerektiğini ortaya attılar. Hatta bu sahip oldukları entropinin, düzensizliğin kara deliğin olay ufku denen, yani etrafındaki alanla ilintili olduğunu buldular. Modern anlamda entropiyi düşündüğünüz zaman aslında entropinin şöyle başka bir tanımı var. Bir sistemin kuantum mekaniksel olarak bulunabileceği farklı durumların sayısını veriyor bize.
Dolayısıyla eğer bir kara deliğin entropisi varsa orada sayabileceğimiz, saymamız gereken durumlar var. Ve bu durumları sayabilir miyiz? Öyle bir teori bulabilir miyiz ki Bekenstein ve Hawking'in bulduğu formülü kuantum mekaniksel durumları sayarak elde edebilir miyiz? Buna tekrar geleceğim en sonunda. Aslında bir bakıma yine Schrödinger'in kedisi, kaykaycı kediden örnek vermek gerekirse yapmaya çalıştığımız şey o zavallı kediyi alıp ışık hızında bir kara deliğin içine atmak. Ve ondan sonra ne yapıyor diye sormak. Yapmaya çalıştığımız, bulmaya çalıştığımız şey karikatürize edilmiş hali aşağı yukarı bu. Ups. Şimdi sicim teorisinden bahsedeceğim. Bütün bunları en azından bir kısmını yapabilen, yapabileceğine inandığımız teorinin sicim teorisi olduğunu tabii iddia edeceğim. Başlık oydu. Şimdi o zaman sicim teorisine. Şimdi sicim teorisi aslında ilk başta biz her şeyin teorisini bulalım diye ortaya atılmış bir teori değil. Tam tersi çok daha basit, mütevazi bir motivasyonla başlıyor. O motivasyon da şu. Protonlar var. Demin dedim ya protonlar aslında eğer sadece elektrik yükleri olsaydı o zaman pozitif yüklü oldukları için birbirlerine ayrılacaklardı. Ama bunları bir araya getiren başka bir kuvvet daha var. Başka bir etkileşime daha var. O da nedir? Çekirdek etkileşmesi. Aynı şekilde bu çekirdek etkileşmesi protonun içinde bulunan, protonu, nötronu yapan kuark denen parçacıkları da bir arada tutmaya, yani protonu da beraber tutmaya yarayan bir etkileşim. Ve bu etkileşim diğer bildiğimiz yerçekimi ve elektromanyetizmadan çok farklı. Neden? Eğer ben bugün bir uzay mekiğine atlayıp uzaya çıkarsam, uzay boşluğuna gittiğim zaman yerçekimini hissetmeyeceğim. Yani cisimler arasındaki uzaklık arttığı zaman aralarındaki yerçekimsel kuvvet düşüyor. Kuarklar için tam tersi geçerli. Eğer bir proton içindeki 3 kuark alırsam ve bunları birbirine uzaklaştırmaya çalışırsam diyeceksiniz ki ya nasıl gidip de protonun içine girip de kuarkları birbirine ayırmaya çalışacaksın? Hızlandırıcıları kullanıyorum. Mesela bir protonla bir elektronu çarpıştırıyorum. Elektronun bu kuarklardan birine çarpıp ayrılmaya çalışması... Ayırmaya çalışıyorum. Ve o zaman deneyde gözlenen şey şu. Kuarklar arasındaki etkileşim veya kuvvet bunlar yakın olduğu zaman çok düşük, uzaklaştırmaya kalktığım zaman büyüyor. Yani yer çekiminde ya da yüklü parçacıklar arasında olanın tam tersi. İnsanlar bunu anlamaya çalışıyorlar ve diyorlar ki ya bu sanki bir sicime benziyor. Ben sicimi alıp da eğer esnetmezsem çok fazla kuvvet hissedemem ama bir sicimi alıp da gerdirmeye başlarsam ne kadar gerdirirsem o kadar fazla kuvvet uygulayacak. Dolayısıyla bu kuarkların birbirlerine sicimlerle bağlı olduğunu düşünüyorlar. Bu bir model, işte bunun deneysel olarak tahminleri yapılırken sonra başka bir model ortaya atılıyor. Kuantum renk dinamiği denen. Ve bu model, bu 2012'deki CERN'ün elde ettiği, çizdiği bir data, veri tablosu. Ve burada görüyorsunuz ki deneysel, teorik olarak hesaplanan eğriyle deneysel olarak ölçülen değerler birbirine mükemmel bir şekilde uyuyor. Ve bu uyumdan dolayı insanlar sicim fikrinden biraz uzaklaşmaya başlıyorlar ve diyorlar ki ya bu modelin yani kuantum renk dinamiğinin arkasındaki mekanik zaten bizim nasıl elektrodinamiği anladığımız anlıyorsak ona benzer, nasıl zayıf kuvveti anlıyorsak ona benzer bir yapı. Neden yeni bir sicim modeli ortaya atalım? Ve bu model o kadar başarılı oluyor ki 2004 yılında bu üç bilim insanı Nobel ödülüyle ödüllendiriliyor. Hatta bu makaleyi Politzer ve Wilczek doktora öğrencisiyken ilk makaleleri olarak yazıyorlar. Politzer'i bilmem ama Wilczek 21 yaşında o zaman. İlk makalesiyle daha sonra yıllar sonra Nobel ödülünü aldı. Bu fikri yani
ikisi arasındaki, yani korlar arasındaki sicim fikrini insanlar bir adım öteye götürüyorlar. Ve diyorlar ki aslında gözlemlediğimiz parçacıkları noktasal olarak düşünüyoruz. Ve bu parçacıkları noktasal değil de titreşen sicimler olarak düşünelim. Burada görmüş olduğunuz harfler farklı farklı parçacıkları ifade ediyor. Ve standart model dediğim model içindeki bütün parçacıklar burada gördüğünüz parçacıklar. Eğer karanlık madde ve karanlık enerji, yani evrende anlayamadığımız bu karanlık kesimi atarsanız etrafınızda gördüğünüz bütün madde bu parçacıklardan oluşuyor. Hatta bu parçacıklar çok küçük bir kesimden oluşuyor. Ve en sonunda bu modeli, bu parçacık modelini tamamlamak için Higgs bozonunu arıyorduk. Onu da 2012 yılında CERN'de bulundu, açıklandı. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir parçacıklar ailesi var. Bunlar farklı ailelere gruplanabiliyorlar ama birçok birbirinden farklı, arada birbirlerine benzer özellikler olan parçacık var. Peki sicim ne yapıyor? Diyor ki bütün bu parçacıklar aslında böyle titreşen sicimlerden geliyor. Yani aslında bu kadar parçacık yok. Yani bu kadar farklı parçacık, yani birbirinden farklı parçacık yok. Sadece bir tane temel sicim var. Peki bir tane temel sicim varsa bu gördüğüm parçacıklar nedir? Bu gördüğüm parçacıklarını da anlamak için müzik enstrümanlarına bakabiliriz. Herhangi bir müzik enstrümanı, mesela bir arpta farklı farklı gerilen teller var. Bu tellere farklı modları, farklı frekanslarda eğer çalabilirseniz farklı sesler duyacaksınız, farklı notalar duyacaksınız. Sicim teorisi söylediği şey şu, noktasal parçacıklardan vazgeçin. Onun yerine sadece elinizde bir tane temel sicim var. Ve o sicim farklı şekilde titreşebilir. Ve onun farklı şekilde titreşmesi farklı parçacıklara karşılık geliyor. Yani elimizde madde var. Maddenin atomlardan oluştuğunu biliyoruz. Atomlar, çekirdekleri var, etrafında dönen elektronları var. Çekirdekleri oluşturan proton, nötron gibi parçacıklar var. Onların içinde kuarklar var. Bunların hepsi farklı farklı gözükse de aslında sadece bir tane sicimden geliyor. Ya burada karikatürize edildiği gibi ya bu şekilde titreşiyor ya diğer şekilde titreşiyor. Eğer bu şekilde titreşirse bir elektrona karşılık geliyor. Kütlesi ona denk geliyor. Ya da daha farklı titreştiği zaman mesela bir kuarkı oluşturuyor. Dolayısıyla fikir olarak daha hiçbir şey düşünmeden ciddi bir birleşimden bahsediyorsunuz. En azından bütün parçacıkları, hatta bu parçacıklar içinde demin bahsettiğim gibi nasıl bir protonla bir protonun birbirini itmesini sağlayan foton değişimi vardı. O tip parçacıkları da katacak şekilde bütün gözlemlediğimiz temel parçacıkları ve etkileşme için kullanılan parçacıkların hepsini birleştiriyor. Ve daha da ilginci ve daha da insanların hani vazgeçmişken sicim teorisi çalışmaktan vazgeçmişken tekrar başlamasının sebebi olan gravitonu buluyorlar. Yani bu modeli aldınız, çalışmaya başladınız ve şu soruyu sorabilirsiniz. Bu teorinin içinde hangi parçacıklar var? İşte atıyorum elektron var, şu o var. Ve teorisi de diyor ki ya bu teorinin içinde aslında bir de graviton var. Yani yer çekiminin kuantum teorisini bulmak için veya yazmak için gerekli parçacık her sicim teorisinde olması gerekli temel parçacıklardan bir tanesi. Dolayısıyla insanlar çok heyecanlanıyor. Aslında diyorlar belki yer çekiminin, kütle çekimin kuantum teorisini bulduk. Ve daha sonra fark ediyorlar ki aslında daha fazlasını buldular. Belli simetriler ekleyerek olabilecek farklı sicim teorilerini yazıyorlar ve görüyorlar ki aslında yazabilecekleri 5 tane farklı sicim teorisi var. Ve bu 5 farklı sicim teorisinin içinde bazıları o kadar büyük yapılara sahipler ki standart modelde gözlemleyebildiğiniz bütün etkileşmeleri de içine alabilecek büyüklükte. Dolayısıyla elinizde öyle bir teori var ki en azından aday teori hem standart modeli içerebilecek büyüklükte ve aynı şekilde mutlaka içinde yer çekimli kuantum teorisi olmalı. O zaman diyeceksiniz ki bitti o zaman hani artık fizik yapmaya gerek kalmadı.
Ne yazık ki cevap o kadar kolay değil. Çünkü daha sicim teorisinden standart modeli birebir nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Elimizde buna da o yüzden ihtimal teori veya aday teori diyorum. Bu kadar büyük bir teori var. İçinde yeterince yapı var. Ama onu nasıl standart model indirgeyeceğimizle ilgili çok bir bilgimiz yok. Denemeler var ama çok başarılı olmadılar şimdiye kadar ne yazık ki. Onun dışında sicim teorisi diğer bütün fizik teorilerinden ayrılıyor. Şu şekilde ayrılıyor. Herhangi bir fizik teorisini alın. Mesela elektromanyetizma. Bunu istediğiniz farklı uzay boyutunda, zaman boyutunda yazın. Dinamiği değişir. İki parçacık arasındaki kuvvetin nasıl hesaplanacağı değişir. Ama teori güzel bir şekilde çalışmaya devam eder. Sicim teorisi buna bir istisna. Çünkü teori kendi kendine boyut seçiyor. Eğer diyor benim kendi içinde tutarlı bir teori olmamı istiyorsanız, o zaman beni sadece ve sadece 10 uzay zaman boyutuna yazmanız gerekli. Ben 10 boyutluyum, başka boyutu da kabul etmiyorum. Bu bir problem gibi gözükebilir. Ve dediğim gibi, içinde yeterince büyük yapılar var. Standart modeli, hatta bunlar ne yazık ki çok büyük, o yüzden nasıl indirgeyeceğimizi bilmiyoruz. Standart modeli içeren yapılar da var. Şimdi dediğim gibi, büyük soru işareti şu olmalı. Eğer bu teori 10 boyutluysa, bu teori çöpe atalım hemen. Neden? Çünkü burada sayabiliriz. 1, 2, 3 tane boyut var. Uzay boyutu var. Bir de zamanı ekleyin. 4 boyut. Değil mi? O zaman geri kalan 6 boyut nerede? Ya da 6 boyut fazla değil mi? O zaman şöyle düşünebiliriz. En azından sicim teorisi şöyle düşünüyoruz. Uzay var, 3 boyutlu yaşadığımız uzay. Bir tane zaman boyutu var, 4. 6 tane de sıkıştırma uzayı dediğimiz, çok küçük olduğunu düşündüğümüz boyutlar var. Ve bunlar sonsuza kadar gitmiyorlar. Kapalılar. Ve bunlar çok küçükler. Diğer boyutlara göre, uzay ve zaman boyutuna göre çok çok küçükler. Bundan kastettiğim şey şu. Mesela bu kablo var burada. Bunu tutsam size, bunu düz bir çizgi olarak göreceksiniz. Eğer biraz daha yaklaşıp bakarsanız, bu bir şeritmiş gibi diyeceksiniz. Ama daha da yakından baktığınız zaman, aslında bu üç boyutlu bir cisim diyeceksiniz. Bir bakıma boyutlar, bizim onlara ne kadar yakın baktığımızla ilgili bir soru. Eğer boyutların sonsuz değil, belli bir büyüklüğü varsa, kapalılarsa mesela bir çember gibi. Dolayısıyla o çembere ne kadar yakından baktığınızla ilgili onu bir nokta olarak mı görüyorsunuz yoksa bir çember olarak mı görüyorsunuz? Dolayısıyla bu sıkıştırma uzayları çok çok küçük olabilir. O yüzden göremedik. Peki bunları görmeye çalışıyor muyuz? Tabii ki bunları görmeye çalışıyoruz ve bunun için bir büyüteçe, bir mikroskoba ihtiyacımız var. Peki o mikroskoplar, o büyüteçler neler? Onlar aslında kurduğumuz hızlandırıcılar. Bir bakıma büyük hadron çarpıştırıcısını bir büyüteç, bir mikroskop olarak görebilirsiniz. Amaçlarından bir tanesi, birçok amacı var ama amaçlarından bir tanesi eğer bu seviyede görebileceğimiz sıkıştırılmış boyutlar varsa, yani uzay ve bildiğimiz uzay ve zaman boyutlarından farklı ekstra boyutlar varsa, büyük hadron çarpıcısının amaçlarından bir tanesi de bu boyutları bulabilmek. Ve ne yazık ki şimdiye kadar onu da bulamadı. Daha sonra dediğim gibi insanlar 5 tane sicim teorisi olabileceğini fark ettiler. En önemli sicim teorilerinden biri olan Edmonton şu soruyu sordu. Eğer aradığımız teori her şeyin teorisi ise bundan sadece bir tane olmalı. 5 tane olamaz. Değil mi? Eğer bir tane doğal var elimizde, onu anlamak için bir tane teori ihtiyacımız var. Ve ilk başta hedeflediği şey bu 5 teoriden bazılarını atmak. Hani öyle ben koşullar bulayım ki, hani atıyorum mesela burada tip 2A dediğim teori var olamayacağını kanıtlayayım. Ya da işte Meles teori var, onun olamayacağını bulayım. Bunu ararken çok farklı başka bir şey buluyor. O da nedir? Aslında bu bütün 5 tane 10 boyutlu sicim teorisinin hepsinin 11 boyutlu kendisinin M teori dediği bir teoriden geldiği. Ve M teori de ilginç bir teori. Şundan dolayı ilginç.
Mary teori aslında zarların, membranların teorisi. Sicimin değil. İnsanlar sicim teorisiyle ilgili sicim olarak ortaya atıyorlar ama daha sonra şunu fark ediyorlar. 11 boyutta yani bir boyut fazlada yaşayan daha temel bir teori var ve tek bir tane teori var. Ve bütün sicim teorileri, bildiğimiz bütün sicim teorileri o M teorisinden geliyor. Ve farklı zarlar var. Burada görüyorsunuz bu sicimler, bu zarlara uçları birleşebiliyor ya da bu uçlar birleşip bir kapalı sicim yapıp bu zardan ayrılabiliyor. Bu tabii ki teoriyi anlamak açısından çok önemli bir adım. Ama onun dışında bize bambaşka farklı senaryolar, evreni anlamakla ilgili senaryolar ortaya çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi ne? Bu daha önce duymuşsunuz belki, paralel evren senaryosu. Belki bizim yaşadığımız evren, bu 10 boyutlu uzay içinde 4 boyutlu bir zarın üzerindedir. Ve yanımızda komşu olan başka evrenler olabilir. Ve bu evrenlerle hiçbir şekilde yer çekimi dışında etkileşemiyoruz. Çünkü bütün etkileşmelerimiz zar için hapsolmuş durumda yer çekimi dışında. Ve sadece iki zar arasındaki etkileşme yer çekimiyle oluyor. Geri kalan bütün ışık ve diğer etkileşmelerin hepsi bu zar içinde hapsolmuş durumda. Bunun ne yararı var? Mesela şöyle bir ilginç bir şey söyleyeyim, belki duymuşsunuzdur. Şimdi yer çekiminin çok büyük bir kuvvet olduğunu düşünüyoruz değil mi? Yani ne kadar havaya atarsak atalım, bütün kuvvetimizle birkaç metre fırlatıp attığımız şey geri yere düşüyor. Ya da bütün hepimiz yerdeyiz ya da bir uzay mekiğine ciddi olarak hidrojen, oksijen ve katı yakıt koymanız gerekiyor ki yer çekiminden kurtulabilsin. Ama yer çekimi bu dört etkileşme içinde inanılmaz zayıf bir etkileşim. Diğer etkileşimlerle karşılaştırıldığı zaman korkunç düşük bir etkileşme. Bunu nasıl ispatlayabilirim? Hiç formül falan yapmadan. Brian Greene'in yaptığı ufak bir deneyi ödünç alabilirim. Birkaç tane çiviyi yere koyuyor. Ve ufak bir mıknatısla bütün çivileri yerden çekiyor. Şöyle düşünün. Çivilerin yerde durmasını sağlayan bütün dünya, bütün dünyanın kütlesi o çivileri yere doğru çekiyorlar. Ve sadece ufacık bir mıknatıs bu bütün dünyanın uyguladığı kütle çekimi yenip çivilerin yerden kalkmasını sağlıyor. Dolayısıyla elektromanyetizma ile karşılaştırdığınız zaman yer çekimi çok çok düşük. Böyle bir modelin ne yararı var? Modelin şöyle yararı var. Yer çekim biliyorsunuz uzay ve zamanın geometrisiyle alakalı değil mi? Bir cisim etrafındaki uzay zamanı büküyor. Dolayısıyla kaç boyutlu olursanız olun yer çekimi bütün boyutları etkiliyor. Ama eğer elektromanyetizma sadece zar üzerinde hapis kaldıysa sadece o zar üzerinde var. Diğer boyutlara kaçmıyor. Ve bu yüzden bu şekilde insanlar şey hesaplayabiliyorlar, yer çekiminin diğer kuvvet etkileşimlerden neden daha küçük olduğu ile ilgili bir cevap verebiliyorlar. Peki en son artık bugün hangi aşamadayız, hani ne durumdayız onu böyle birkaç gözüme çarpan, yani benim ilgimi çeken örnekle üzerinden geçmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi demin dediğim gibi. Sicim teorisini kullanarak standart modeli bulamıyoruz. Şimdi bu ciddi bir problem ve aşılması gereken bir problem. Ama bunun neden zor olduğu ile ilgili size basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Demin dediğim gibi sicim teorisi 10 boyutlu olmak zorunda. 4'ü bizim yaşadığımız uzay ve zaman. 6 tanesi de o küçük sıkıştırma uzayı dediğim uzay. Ve 6 boyutlu bir uzay çok farklı şekillerde gelebilir. Ve o 6 boyutlu uzayın geometrisi bize 4 boyutta ne fizik yaşadığımızı, ne fizik gördüğümüzü dikte ediyor. Dolayısıyla o sıkıştırma uzaylarından birini doğru olanı seçip standart modeli bulmamız gerekiyor. Kaç tane olasılık var diye sorarsanız 10 üzeri 500 tane olasılık var. Yani birden sonra 500 tane sıfır olan kocaman bir sayı kadar olasılık var. Ve bunların içinden hangisi olduğunu seçip, doğru olanını bulup
Sıcım teorisinden belki standart modeli çıkartabiliriz. Yani bildiğimiz, gözlemlediğimiz, deneysel olarak doğru olduğunu bildiğimiz fiziği çıkartabiliriz. Ama hangisini nasıl seçeceğimizle ilgili herhangi bir bilgimiz de yok. Hani şu bölgedeki uzaylar daha muhtemeldir ya da oradan buraya gitmeli filan gibi söyleyebileceğimiz herhangi bir prensip yok. Yani elimizdeki teoride hani standart modeli çıkartamıyoruz, çıkartabiliyoruz diyememizin sebebi elimizde aşırı fazla olasılık olması ve bunu nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz. İlk başta bahsettiğim gibi neden kuantum teorisi olması gerektiğine inanıyoruz sorusu neydi? Kara deliklerin entropisi vardır. Entropi bir cismin içinde bulunabileceği kuantum durumlarının sayısını verir demiştim. Bunu saymayı sicim teorisi dışında başaramadık. Ama Andy Strominger ve Kumrun Wafa bunu becerdiler. Sicim teorisi kullanarak bir kara delik kuramsal olarak kurdular ve sicim teorisinin söylediği o durum sayma işlemini yaptılar. Ve o durum sayma işlemini yaptıkları zaman buldukları şey demin bahsettiğim Bekenstein ve Hawking'in bulduğu entropinin alanla gittiğini söyleyen formül. Bunu yapabilen tek kuram, tek teori şu anda sicim teorisi. O yüzden sicim teorisinin gerçekimi kuantum teorisi olduğu ile ilgili olan inancımız Wafa ve Strominger tarafından kuvvetlendirildi. Onun dışında hani bu spin-off'lar meraklı ya insanlar. Sicim teorisinde de spin-off'ları var. O da nedir? Tamam, sicim teorisinden belki standart modelinden çıkartamıyoruz ama enteresan başka hesaplar yapabiliyoruz. O da ne? Şöyle bir örnek vereyim. Benim ilk yazdığım makale bunun üzerineydi. Büyük patlamadan sonra, yaklaşık 100 milisaniye sonra evren kendini kuark-gluon plazması denen bu kuantum renk dinamiğinin enteresan bir fazında buluyor. O faz öyle bir faz ki şöyle düşünebilirsiniz, proton ve nötronlar da eriyor. Ortada kuarklardan ve onların arasındaki etkileşmeyi sağlayan gluonların oluşturduğu bir çorba var. O kadar sıcak, o kadar yüksek basınç altında. Bu plazmanın dinamini anlamaya çalışıyoruz. Bunu deneysel olarak anlamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Hem Brookhaven'daki ulusal laboratuvarda hem de sende farklı deneyler yapabiliyoruz. Kurşun ya da altın çekirdeklerini yani büyük çekirdekli atomları birbirleriyle çarpıştırıyoruz. Ve bunlar çarpıştırdıkları zaman o kadar yüksek sıcaklığa ve basınca çıkıyorlar ki kuark-gluon plazması oluşturabiliyorlar. Ve bunların dinamini anlamaya çalışıyoruz. Elimizdeki teorilerin hiçbiri sicim teorisi dışında bu plazmanın nasıl davrandığı ile ilgili çok sağlıklı sonuç veremiyor. Ama sicim teorisinin içinde ikilik denen fiziksel bir konsept var. Ve bu konseptin sağladığı şey şu. Diyor ki, zor bir probleminiz olabilir elinizde, onun ikil başka bir tanımlanma şekli vardır ve o çok kolaydır. Ve eğer mesela bu kuark-gluon plazması içinde, dedim ya kuarklardan ve gluonlardan oluşan bir çorba gibi düşünün, bir tane kuarkın hareketine bakıyorsunuz. Yani sanki bir taşı aldınız, suyun içinde attınız. Ne olur? Zaman içinde yavaşlar. Değil mi? Enerjisini suya bırakır. Aynı soruyu kuark ve kuark-gluon plazması için sorabilirsiniz. Bir kuark var, kuark gidiyor, etrafa enerji veriyor. Bu enerji ne kadar hızlı veriyor? Bu problem çok zor bir problem. Kuantum renk dinamiği içinde çözülemeyecek bir problem. Ama sicim teorisi diyor ki, kuantum renk dinamiğinin kuzen teorisini al, onu çözmeye çalış ve bu ikiliyi kullandığın zaman aslında yapman gereken şey şu. İki tane nokta var. Noktaların arasında asılmış bir tane sicim var. Bu sicimin şekli ne olmalı? Bu üniversitede ikinci sınıfta öğrettiğimiz bir problem. Yani bu öğrenci hatta bu problem çok standart bir ödev sorusu ya da çok standart bir sınav sorusu olabilecek basitlikte bir soru. Ve
Bu eğer basit problemi çözerseniz, sicim teorisinin yaptığı şey, bu problemle asıl çözmek istediğiniz zor problem arasında bir sözlük oluşturuyor. Yani hesabı kolay tarafta yapıyorsunuz ve o sözlük sayesinde anlamak istediğiniz teoriye taşıyabiliyorsunuz cevaplarınızı. Ve belki deneysel olarak sicim teorisi gözlemlenemiyor olsa bile bu tür spin-off'larıyla deneye teorik bilgi verebiliyoruz. B eşit C eşit 1 değil mi? Evet. Ha, doğal. Evet, B kare bölünce. Onu da şöyle söyleyeyim, Ömür Hoca'nın sorusunda çok güzel bir şey söyledi. Hani bu, ben bunu derste anlatıyorum. Işık hızı işte farklı farklı yerlerden çıkartıldı iddia ediliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim, karşı çıkacaksınız. Işık hızı dediğiniz sayı var ya, aslında bir bakıma bakarsanız tamamen rastgele bir sayı. Neden? Çünkü metre bölü saniye diye ölçtüğünüz zaman metreyi tanımlayan sizsiniz. Biliyorsunuz ki atıyorum, bu uzunluk 1 metredir. Ya da bu kadar zaman 1 saniyedir. Tamamen sizin tanımladığınız birimler içinde ölçtüğünüz ve bulduğunuz sayı. Metreye bu değil de bu deseydiniz, saniye biraz daha uzun veya kısa olsaydı, ışık hızı farklı bir sayı olacaktı. O yüzden insanlar daha hani fiziği anladıkları zaman şunu fark eder. Dediler ki doğanın bize verdiği bir hız var. Ve biz kötü birimler seçtiğimiz için bunlar hep farklı 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 sayılar. O zaman şunu diyelim. Bize doğanın verdiği büyüklüklere bir diyelim. Dolayısıyla Ömür Hoca'nın bahsettiği gibi bu formülde aslında burada V kare bölü C kare olması lazım. Ama dediğim gibi eğer doğru birimlerde ışık hızını ölçseydik, o zaman doğal olarak söyleyeceğim şey ışık hızının 1 olması gerektiğiydi. O yüzden kusura bakmasın hocam, tembellik yapıyoruz biz ve yani o C'yi yani 1'dir diye yazmıyoruz. Yok, ben açıkla diye söyledim. Ha, tamam. Onun dışında belki çok beklenmeyen, bu bir kitabın kapağından aldığım bir karikatür. İşte burada takvime bakarsanız 60'lı 68'i gösteriyor. Fizikçiler kendi modellerini kuruyorlar, gayet mutlular. Matematikçiler aynı şekilde inanılmaz şekilde produktif, üretken bir zaman geçiriyorlar. Onlar da mutlular. Daha sonra dikkat ederseniz 98'e gelindiği zaman tahtalar değişiyor. Fizikçilerin tahtası, matematikçilerin tahtası, matematikçilerin tahtası, fizikçilerin tahtası iki grupta kafası karışmış durumda. Bunun sebeplerinden bir tanesi, tabii ki tek sebebi bu demiyorum, sicim teorisi. Çünkü sicim teorisi ciddi ciddi çok yüksek matematik gerektiren bir teori. Ve bu yüzden matematikçiler ve fizikçiler sicim teorisi üzerine daha fazla konuşuyorlar birbirleriyle. Daha fazla fikir alışverişi yapıyorlar ve sicim teorisi o kadar güçlü bir teori ki fizikten bildiğimiz bazı ön sezilerimizi matematiğe çevirebiliyor ya da matematikte matematikçilerin bulduğu belki çok soyut gelen kavramları fiziğe çevirebiliyor. Dolayısıyla fizikçiler ve matematikçiler çok yakın bir şekilde etkileşim yapıyorlar. Demin akademik olarak hani geçmişinden bahsederken matematik bölümünde olduğum söylendi. Aslında ben fizikçi olarak eğitildim. Ama yaptığım şeyler sicim teorisinin matematiğiyle ilgili olduğu için bir matematik bölümünde araştırmalarımı sürdürdüm 3 yıl. Dolayısıyla iki grup arasındaki etkileşimi çok yüksek. Hani günün birinde belki sicim teorisinin doğanın teorisi olmadığını bileceğiz ama belki de bakarsınız matematiğin her şeyin teorisi olur. Ve hatta şöyle başka bir şey söyleyeyim. Mesela 2006'da Okunkov diye bir matematikçi de Fields Medal'ı aldı. Ve Okunkov'un makalelerine bakarsanız birçok makalesi fizikçilerle, string teori bilen çalışan fizikçilerle ve Okunkov'un birçok bulduğu ispat veya bulduğu ispatların birçoğu fizikten gelen ön sezilerle bulunmuş teoremler. Şimdi tam bitirmeden önce bir iki önemli soru var. Bir bunu ayrılması gerektiğini düşünüyorum ve o yüzden de altını çizmek istiyorum.
Bunlardan bir tanesi şu. Sicim teorisi doğayı anlatan bir kuramlı, bir teori. Bunun cevabını bilmiyoruz. Dediğim gibi sizin elinizde matematiksel olarak mükemmel, hani her gören matematikçi hayran bırakacak, fizikçileri mutlu edecek bir teori olabilir. Karar verici merci doğa. O teorinin belli tahminleri olması lazım ve o tahminlerin deneysel olarak gözlemlenmesi gerekiyor ki o teorinin bir doğanın teorisi olduğunu söyleyebilmemiz için. Bunu yakın zamanda görme şansımız yok diyorum. Direkt olarak görme şansımız yok. Sebeplerinden bir tanesi de şu. Eğer Büyük Hadron Çarpışması gibi bir hadron çarpışması veya yapmak istersek sicim teorisinin gerçek tahminlerini bulmak için, denemek için yanılmıyorsam o hızlandırıcının çapı Güneş sistemi kadar olmalı. Ya da Samanyolu galaksisi kadar. İkisinden biri. Teknolojinin çok çok hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Daha onu göremiyoruz. O nereye gideceğini. Ama şu soruyu da sorabilirsiniz. Bu kuram iyi tanımlanmış ve tutarlı mı? Bunun cevabı evet. Birçok test var ve ikisi defalarca gözlemlendi ki sicim teorisi tutarlı bir kuram. Son buradan giderken aklınızda kalsın diye. Sicim teorisi dediğim gibi doğada gözlemlediğimiz bütün etkileşmeleri aynı çatı altında toplama dediğim gibi ihtimali olan teori. Onun dışında kütle çekiminin kuantum teorisi olabilir. Yani o Einstein'ın ölmeden önceki hayalini gerçekleştiriyor olabiliriz. Çok zor teorilere ikilikler kullanarak alternatif çözümler getirip bizim yeni fizik öğrenmemizi sağlıyor. Yeni fizikte fikirler üretiyor ve matematikte yeni sonuçlar üretiyor. Dolayısıyla şu andaki haliyle bile, yani doğanın teorisi olduğu kanıtlanmadan bile bize hem matematik hem fizik öğretiyor. Onun dışında sicimler eğlenceli. Hadi. Teşekkürler. Bu da sicim teorisi çalışan benim kedim. O zaman bir daha teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler. Aslında çok ilginç. Bir iki gün önce bir felsefe kitabında Braun'un söylediği şeyi okuyordum. İçerken arayı doldurayım diye konuşuyorum. Sizden zaman almak için değil. Bundan yaklaşık 2300 yıl önce sorduğu bir soru var. Biz önce nesnelerin ne olduğunu bilmemiz lazım diyor. Oysa devam ederken bunu insanlar hiçbir zaman bilemeyeceği için diyor. Nesneleri unutalım diyor. Devam ediyor. Bu felsefenin başı. Şüpheci bir adam. Şimdi geliyoruz buraya, bu nesneleri anlamak için 10 üzeri 500'ü birazcık oynamamız lazım. Ben fazla konuşmayayım, soru var mı? Hocam? Şimdi sorum şu. Birkaç yıl ya da ne bileyim, yılını unuttum, bir zaman geçti. Bir kitap görmüştüm. Adı Not Even Wrong. Ha. Peter Boyd. Yanlış bile değil. Bu kuramı eleştiriyor. Ben yani anlayamayacağım için okumadım. Niye böyle bir şey düşünmüş bu adamcağız? Bu adamcağızın biraz politik sebepleri de var diye biliyorum. Ama onun dışında Peter Voigt'ı değil de daha böyle hani bu konuda otorite olan bilgili Sheldon Glashow var. Onun da benzer bir yorumu var. Sicim teorisi diyor, bilim değil. Şimdi bir de bu tarafı var. Neden bilim değil? Çünkü teori kendi içinde her zaman güvenli. Demin bahsettim, onu altını çizmeye çalıştığım gibi. Bir teorinin doğru olup olmadığı ya da fizik olması için deneyle uyumlu olması lazım. Eğer dediğim gibi siz teoriniz eleştiri şu, aynı şekilde Peter Voigt'in de eleştirisi şu, sizin eğer teoriniz Güneş sistemindeki bir hızlandırıcı gerektiriyorsa bunu test etme şansımız yok. Dolayısıyla her zaman güvendesiniz
bilim yapmıyorsunuz artık. Yani yaptığınız, söylediğiniz hiçbir şey bu bilimin test edilebilir özelliğini taşımıyor. Dolayısıyla o yüzden hani doğru bile, yanlış bile değil. Çünkü bir teori eğer gidip bakarsınız çok güzeldir ama deney yanlış olduğunu söyler. Yanlış dersiniz, unutursunuz. Böyle bir şansın seçim teorisiyle yok diye eleştiriyorlar. Bunu sadece Peter Voigt söylemiyor. Lee Somolin söylüyor. Hatta bunu çok katı bir şekilde söyleyenler var. Hani seçim teorisinin yükselişi bilimin çöküşü kadar ileri de götürüyorlar. Dediğim gibi şey açısından, deneysel olarak gözlemlenemiyor olması açısından haklılardı. Şimdi bu söyleyeceğim fizikle falan ilgisi çok basit fizik. Şimdi güçlü kuvvet diye bir şey dedi. Bu kötü bir Türkçe. Daha fizikçi bu açısından çok kötü. Sıradan konuşmada... Doğru. Çünkü güç fizikte kuvvetten farklı doğru bir şey. Doğru. Bunun İngilizcesi strong force. Şimdi İngilizce'de iki kelime karşılığında biz Türkçe'de bir kelime kullanıyoruz falan. Employ word. Onun için güçlü kuvvet ve güçlü etkileşme demek doğru değil. Buna yeğin etkileşme, yeğin kuvvet demek lazım. Yok. Yani bu sadece fizik açısından önemli. Doğru. Yoksa hayır, şey var, o dediğinize katılıyorum. Bu tip birçok Türkçe şeyden buluyorum ben. Gidip mesela strong force diye Wikipedia'dan arıyorum. Onun yanında Türkçesi var ya. Keşke sabah bunu da konuşsaydık. Keşke. Mikrofonu... Bittiyse arkadaşlarımız. Ben de mi şu an? Hocam önce çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir anlatımda çok çok sağ olun. Ben iki soru soracağım. Bir tanesi, acaba dayandığımız postülalarda bir sorun olabilir mi? Biraz önce siz çok güzel ifade ettiniz. Yani hani 500 bilmem ne kat, hani böyle bir deney yapılamayacağına göre. Hani bilim tarihinde Thales'le başlanır ya hikaye, bir öngörü ve ispat. Belki bilimin kanına girmiş de bir mikrop mu var acaba burada diye birinci soru bu. Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Yani atom altı dünya ve atom üstü dünyanın başka yasalara tabi olduğunu kabul etsek mutlaka da tutarlı bir teori bulmak zorunluluğundan vazgeçeriz aslında. Doğal olarak hani birinci sorum şu. Niye bütün bu yasaların hepsi tek bir yasada birleşmek zorunda? Bu dine inananlar, yani Tanrı'ya inananlar için bir Tanrı inancı mı? Ya da ateistler için de gizli bir Tanrı inancı mı? İkinci sorum da hocam çok daha basit. Hani bütün doğadaki etkileşimleri açıklamaya aday bir teori olduğu için belki en güçlü etkileşim aşkı da açıklamaya aday mı? Teşekkür ederim. İkinci iş, çok basit bir cevap vereyim. Hani ikincisi kimya, kimyayı da açıklıyor olması lazım. Hani. O yüzden onu da açıklayacak mutlaka. Burada ateistlik veya dindarlık, o inanç, bu bilim. O yüzden hani bunlar, hani bir tanesi kişisel, bir tanesi hani bilgimiz, doğayı anlama aracımız. Yani yaratılmış ve planlanmış bir dünyayı açıklama çabası anlamında Tanrı inancını kullanmak. Ha, anladım, anladım. Doğru. Şöyle söyleyeyim, hani dayandığımız ne diye onu söyleyeyim de hani ne yanlış olabilir şu. Dediğiniz gibi, aslında şu doğru, farklı boyutlarda farklı fizik kuramları var. Ama bunlar bir şekilde, bunların birbirine nasıl bağlı olduğu ile ilgili bir fikrimiz var. Buna efektif teori deniyor, bunu yapabiliyoruz. Bütün bu kuramları, yani seçim teorisini kurarken, demin ilk başta hani Schrödinger'in kedisiyle Einstein'ın hani MC² bulmaya çalıştığı kara tahtayı gösterdim ya, dayandığımız iki şey var. Bir tanesi kuantum mekaniği, diğeri özel görelilik. Eğer bunlarda bir sorun varsa, ki hiçbir deney bunu böyle bir şey önermiyor, o zaman sorgulamak gerekiyor. Geri kalan olan yaptığınız şey şu, sicim alıyorsunuz,
Diyorsunuz ki bu görevliye uyan bir seçim olsun ve bunu kontrol mekanizmine uydurayım. Yani o kuralları alıp bütün geri kalan, mesela genel görevli kendi kendine bu temel prensiplerden çıkıyor. Dediğim gibi ilk ikisinde hata varsa tabii ki sonuç doğru değil. Ben Sinan Karakuzu. Lütfettiniz. Harika bir sunumdu. Sağ ol. Bizler gibi naçizane düşünen amatör beyinlerin aklını bu sefer biz bütün karıştırdınız. Bunun için de teşekkür ediyorum. Şu açıdan yine de tüm bu soruların cevaplarını yine evrende belki en mükemmel olan yaratıcı kişi, beyin gücü olan zekasıyla, aklıyla insanoğlu çözecek. Tüm bu anlattıklarınızdan ben yani bir cümleyle ifade etmek gerekirse buraya not aldım da evrenin bütünlük teorisi diyebilir miyiz tüm bu anlatılanlara? Bütünlük teorisi. Yani evren neticede evrenin bir bütünlüğü var. Yani tüm bu açıklamaların bir bütün içinde olması lazım. Bunların her birinin ayrıntıları ayrıntı içerisinde, yani bütünlük olsa da sonucunda neticede bir büyük bütünlük, bir makro, hepsinin, her şeyin başında bir bütünlük olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Sadece yapmaya çalıştığımız bir belli bir prensiple başlayıp gözlemlediğimiz her şeyi açıklayabilmek. Evet. Ama tabii şu var, şunu da söyleyeyim mesela, dedim ya, 4 tane etkileşim gözlemliyoruz diye. Yarın veya atıyorum bir sene sonra, 10 sene sonra belki CERN'den bir haber alacağız. 5. etkileşmeyi gördük diye. O zaman tekrar düşünmemiz gerekiyor. Ki seçim teorisinin güzelliklerinden bir tanesi, hem güzelliği hem kötülüğü. Hani gönül isterdi ki şak diye standart modeli çıkartabilsin. Ama onun yerine çok daha büyük bir şey çıkartıyor. Dolayısıyla mesela 5. 6. etkileşmeler çıkarsa belki seçim teorisi onları da içinde var ama biz yeterince fizik bilmediğimiz için onları çıkartamıyoruz, onları bilmiyoruz. Olasılıklar var mı? Dediğiniz gibi hani hepsini anlamaya çalışan, bütünleştirmeye çalışan bir teori, evet. Yani sonuç olarak etsizde yine bunu insanoğlu çözecek. İyi, tabii. Umarım o kadar akıllıyız. Evrensel sorumluluğumuz var. Doğru. İnsanlar için. Sağ ol. Merhaba, Kaan Kasapoğlu. Sicim teorisi karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi açıklama konusunda nerede? Higgs bozonu karanlık maddeye geçiş noktası olabilir mi? Öyle bir olabilir mi? Son olarak da aşk konusunda söylemek istiyorum. Aşk tanrısallıktır. Ama inançların anlattığı tanrısallık değil, mutlak iyilik. İnançlarda mutlak iyiliği anlatır Tanrı için. Teşekkür ederim. Higgs karanlık, okey, karanlık maddeyle ilgili, şimdi elimizde birçok deneysel gözlem var karanlık maddeyle ilgili. Aynı şekilde karanlık enerjiyle ilgili ama hani bunun doğasını anlamak için tahminlerimiz var. Onları test etmeye çalışıyoruz ama hiçbiri daha hani bu doğru diyebileceğimiz bir durumda değiliz. Mesela şöyle söyleyeyim, demin ki slaytlardan birinde şeyden bahsetmiştim. Hani bütün parçacıkları, bütün tür parçacıkları ekleyebilmek için yeni bir simetri eklememiz gerekiyor. Doğada gözlemleyemediğimiz simetri, buna süper simetri deniyor ve süper simetrinin söylediği şey şu. O standart model içindeki parçacıkları göstermiştim ya. Hepsinin bir tane de kardeş parçacığı olduğunu söylüyor. Mesela karanlık maddeyle ilgili öyle bir kuram var. Yani o partner parçacıklar, kardeş parçacıklarından bir tanesi olabilir ve o varsa bu da büyük bir ihtimalle sicim teorisi içinde var. Ama dediğim gibi yani nasıl standart modeli geçeceğimizi bilmediğim için onun ötesindeki fiziği, yani ilk önce bunu çıkartalım ondan sonra ötesine geçmeye çalışırız var. Deniyorlar ama bununla ilgili çok umut verici 2009-2010'da modeller vardı. WAFA'nın ortaya attığı ama deneysel olarak gözlemlenebildiğini düşünmüyorum yani. LSE öyle bir şey açıklamadı, CERN öyle bir şey açıklamadı. Onun dışında karanlık maddenin doğasını bilmediğim için hani Higgs'le kütlesi olduğu için Higgs'le etkileşiyor mutlaka. Ama tam olarak nasıl? Higgs'in kendisi olabilir mi? Yok. Higgs'in enerjiye etkileşme geçtiği zaman. Yok, Higgs'in kendisi olduğunu düşünüyorum.
Bu arada ben bir şey, bir announcement yapayım. Ya, tahmin ediyorum Kasım'da Feryal Özel Hoca burada olacak Bilim Akademisi seminerinde. Bu kara deliğin nasıl fotoğrafını çekildiğini bizzat kendisinden öğrenebileceksiniz. Merhabalar. Çok teşekkürler sunum için öncelikle. Ben şey sormak istiyorum. Sanki bu hikayeye bakınca sicim teorisine kadar gelen hikaye, yani standart modele kadar sanki bulunacak, yani sicim teorisi ispatlanacak gibi gözüküyor. Ben bunun bir adım ötesini sormak istiyorum. Sicimin kendisiyle ilgili olarak, yani bir boyutu var mıdır? Var. Bir kütlesel olarak bir, bizim bildiğimiz anlamda kavramsal olarak kütlesi var mı? Var. Boyunu şöyle söyleyeyim. Eğer bir atom Güneş sistemi kadar büyük olsaydı, bir sicim bir metre uzunluğunda olurdu. Yani yani proton filan, yani atom yarıçapı filan, bunlar sicim için korkunç büyük mesafeler. Çok çok küçük. Artı bu kadar küçük olduğu için, dedim ya, farklı modlar titreştirebildiğimiz zaman farklı parçacıklar oluşuyor diye. Hangi modu nasıl titreştirdiğinize göre kütlesi belirleniyor. Ve bütün aslında gözlemlediğimiz parçacıkların hepsi neredeyse böyle en düşük modların titreştirildiği. Biraz farklı modlar olduğu zaman korkunç kütleleri çıkıyorlar. Dolayısıyla boyutsuz gibi ufak diyoruz. Yani çok küçük, sonsuz küçük. Yani şöyle söyleyeyim. İntesimal dedikleri şey galiba. Yani işte 10 üzeri eksi 19 metre mi ne yani? Hani... Yok, hani matematikteki çok küçük, sonsuz küçük. Ama o sıfıra doğru gidiyor yani. Onu devamlı küçültebilirsiniz yani infinitesimalde. Sonu olmayan. Evet evet. Onun sonu olmadan küçültülebilir. Ama bunda tahmin ettiğimiz hani... Ne var? Var. Yani onu da şöyle buluyoruz. Mesela doğadaki sabitler var. İşte Planck sabiti, ışık hızı, yer çekimi sabiti. Mesela şunu yapabilirsiniz. Bunları birleştireyim. Bunlardan bir enerji çıkar mı? Enerji birimi bulabilir miyim? Bulabiliyorsunuz. Yani bunların doğru kombinasyonu aldığınız zaman bir enerji bulabiliyorsunuz ve o enerji şu anda gözlemlediğimiz büyük hadron çarpıştırıcısıyla test edebildiğimiz enerjinin çok çok yukarısında ve o enerji bu nerede kuantum etkileri giriyor, gerçekten onu belirliyor ve sicimlerin boyu da aşağı yukarı o şeyde olduğu tahmin ediliyor. Ve dediğim gibi yani eğer bir atom, tek bir atom Güneş sistemi kadar büyük olsa sicim bir metre. Hocam, matematik ve fiziği karşılaştırdığınız bir tablo vardı. Aha. Orada aslında matematikçilerin çözmeye çalıştığı şey mantık temellerine oturtup matematiği bir sistem elde etmek ve bu sonunda işte Gödel sayesinde eksiklik teoremiyle ispatlanamayacağı ispatlandı. Böyle bir temel yok. Matematikte böyle bir şey yok. Bu fizikçilerin de böyle bir noktaya gelmesi mümkün mü? Ya, yerine, yani ispatlanamayacak bu teorenin ispatlanamayacağının ispatlanması mümkün mü? Mümkünse nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Umarım öyle değildir. Hani yani fizik... Şimdi burada birçok bilim adamının ismi geçti. Sonra dediniz ki sicim teorisinin çalışmasını yapmak için çok derin matematik bilgisi gerekiyor vesaire. Şimdi benim okuduğum birkaç kitapta şöyle bir şey geçiyordu. Bu sicim teorisini ortaya atan kişi Leonard Susskind galiba. Onlara kendisi. Onun adı sizin sunumunuza hiç geçmedi ama o adamla ilgili enteresan bir şey var. Bir kitapta diyor ki, tesisatçı falanmış galiba. Sonradan bilime merak salmış. Olabilir. Vesaire. Bu konuda bir bilgi var mı? Çok enteresan. Susskind olabilir. Yani en başından zamanında öyle çalışmış oluyor ama sonra hani fizik okuyor tabii. Yani. Ve sicim teorisini ortaya atıyor. Ortaya atıyor. Dediğim gibi hani daha doğrusu sicim teorisini evet, ortaya atanlardan biri diyeyim. Çünkü hani İki tane sicimin nasıl çarpışacağı, çarpışacağı zaman nasıl saçılacağı ile ilgili formüller var ortada gezen. Bunları yorumlayanlardan biri Susskind.
Yani evet dedim ya, ve bu hani sicim teorisi gibi büyük bir teoride birçok insan var. Hani Susskind de bunlardan biri, ama Susskind'in yaptığı şey şeyi fark etmek. Yani daha önce bulunmuş bazı formülleri, yani iki tane cisim geliyor, çarpışıyor, saçılıyor. Bunların, bulunan formüllerin aslında titreşen bir sicim olduğunun farkına varan Susskind. Ve ilk başta bunu söyleyip yani yazdığı zaman, makale olarak yolladığı zaman bildiğim kadarıyla hani beklentisi, aa işte Susskind yeni Einstein diyecekler, ama bildiğim kadarıyla makalesi geri çevriliyor filan yani. İlk başta